Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Mert Duru sormuş ama bir soru daha var onunla bağlantılı, hemen onu da arkasına okuyacağım. O da Serkan Şahin Kaya'dan gelmiş. Şimdi Mert Duru'nun sorusu şu: kış aylarına girerken nelere dikkat etmeliyiz? Kışlık yağ ve antifriz koymalı mıyız demiş. Şimdi bu kışlık yağ kısmı bence önemli. Serkan Şahin Kaya'da uzun yola çıkarken lastik basınçlarını arttırmak gerekir mi? Şimdi kışlık bakımla beraber bu lastik basınçlarına da beraber değinelim. Şimdi antifriz tabii ki kışın olmazsa olmazı ama biz artık antifrizi, kışın antifriz kullanmak, yazın antifriz kullanmamak diye bir durum yok. Antifrizin daha önceki programlarda da anlattığımız gibi sadece motor suyunun donmamasının haricinde başka işte yağlama gibi korozyon, kaynama derecesini yükseltmesi gibi özellikleri var. Bu arkadaşımızın sorusunun cevabı nerede olduğunuza, nasıl bir kış geçireceğinize, yani hani İzmir'de, Türkiye özelinde söylüyorum, İzmir'de geçirilen bir kışla Kars'ta geçirilen bir kışın arasında tabii ki farklılıklar var. Ona göre daha yüksek bir antifriz oranı. Motor yağına gelince, yani motor yağı üreticinin önerdiği diyeceğiz yine. Üreticinin önerdiği viskozitelerin dışına çıkmamak lazım. Peki kışlık yağ diye bir şey var mı? Bir kere onun altını çizelim. Hayır, yani kışlık yağ şöyle, bu her aracınca uymasa da bazı araçların el kitaplarında veyahut işte internetten girdiğiniz zaman, baktığınız zaman kışın çok soğuk yerlerde, işte sıfırın altında 25 derecelerde kullanıyorsanız, örnek olarak veriyorum, 5.30 yerine 0.30 kullanabilirsiniz gibi bazı öneriler var. Ama bu her araç için olmuyor. Onun için kendi araçlarının el kitaplarını, sosyal medyadan erişecekleri teknik özelliklerini, bunları ve tabii ki bu forumlardan, herkesin kafasına göre fikir verdiği yerlerden değil, üretici kaynaklı, gerçekten o fabrika verilerinin olduğu kaynaklardan aldığı bilgilere göre, eğer çok soğuk bir yerde yaşıyorlarsa, üretici de bir viskozite değişikliği öneriyorsa yapmaları iyi olur. Ama bunun haricinde böyle bir bilgi yoksa yağ ile ellemeye gerek yok. Hiçbir değişiklik yapmalarına gerek yok. Peki şöyle söyleyeyim mi? Yağ da ellemeyecek. 12 ay kullandığı için antifrizi de aslında çok fazla ellemeyecek, değil mi? Şöyle, bölgesine göre antifriz yani koyduğu için. Antifrizin 2 yıllık bir ömrü var. Yani 2 yılda bir değiştirilmesi gerekiyor. Yani kışın başında eğer antifriziniz 23 aylık olmuşsa ben kış başında değiştirmesini tavsiye ederim. Çünkü kışın olan fonksiyonu antifrizin tabii ki çok çok önemli. Bunun haricinde işte aracın bütün normal bakımları, bir de tabii ki en önemlisi lastik. Kış lastiği kullanılması. Bu konuyla ilgili de amiyane tabiriyle her kafadan bir ses çıkıyor. İşte kış lastiğinin de kullanılmasının faydalı olduğu yerler, zararlı olduğu yerler falan gibi. Yani bu Türkiye'ye has bir şey değil. Dünyanın her yerinde, Avrupa'nın, dünyanın medeni ülkelerinde 30-40 senedir uygulanan bir şey. Kış lastiği gerçekten sizin bulunduğunuz bölgede kar, buz yoksa bile bir güvenliktir. En azından yağmur yağar. Islak asfalt bazen kardan buzdan bile tehlikeli olduğu zamanlar olabilir. Kış lastikleri tabii ki yaz lastiklerine nazaran ıslak asfaltta da çok daha iyi performans gösterirler. Bulunduğunuz yörenin koşullarına göre, yani otomobillerde şu anda zorunluluk yok ama ben hep tavsiye ediyorum. 3 tane seçenek var. Yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği. Veyahut işte bütün kışı yazı yaz lastiğiyle geçirmek. Mesela ben yazın kış lastiğini çok tavsiye etmiyorum. Açıkçası daha tehlikeli oluyor. Bir de 4 mevsim lastikleri var aslında. Gayet rahat kullanılabilecek. Bu 3 seçenekten birini tercih etmeleri son derece doğal. Yani işin... Peki hava basıncı, uzun yola çıkarken lastik basınçlarını arttırmak gerekir mi diyor? Şöyle, o da uzun cevap verilecek bir soru. Şimdi uzun yola çıkarken hava basınçlarını arttırmak gerekir miyi ben iki şekilde anlamaya çalışıyorum. Ben uzun yola gideceğim,
Otomobilde iki kişi yerine dört kişi olacağız. Arka koltuklu, koltuğa çocukları da alacağız. İki tane de bagajımız olacak. Aracımızın ağırlığı artacak. Aracımızın ağırlığı arttığı için hava basınçlarını yükseltmem gerekir mi? Evet, o zaman gerekir. Zaten el kitaplarında, kapıların içinde bu değerler vardır. Ama her zaman kullandığınız gibi, her zaman gittiğiniz gibi gidiyorsanız asla bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Önerilen, şehir içinde önerilen hava basıncı neyse uzun yolda da, şehirler arası yollarda da, otobanda da her yerde aynısıdır. Hava basıncı sadece aracın üzerindeki yükle doğru orantılı olarak değişebilir. O da zaten yazar. Hatta böyle şekiller vardır. Bagajlı resim, arkada 3 kişi resim, önde 2 kişi resim. Eğer uzun yola gidiyorsanız normalinden daha ağırsa aracınız, o zaman arttırmanız gerekebilir. Evet, lastik üreticilerinin tavsiyesi zaten lastik basıncının doğru kullanılması. Ne fazla ne eksik. İkisi de lastiğe zararlı. Aşınmalarına, frenlemelere zararlı. Serdar abi çok güzel açıkladı bunları. Kışa girerken aracımızın kış bakımlarını yaptırıyoruz. İşte klasik sileceklerimize dikkat ediyoruz. Akümüze dikkat ediyoruz. Akü suyumuza dikkat ediyoruz. Yağımıza dikkat ediyoruz. Antifrize dikkat ediyoruz. Bütün bunları yaptığımızda bakımlı bir araçla kışa girersek sorun yaşamadan kışı daha güvenli ve konforlu bir şekilde atlatıyoruz. Mert Duru ve Serkan Şahinkaya'nın sorularını yanıtladık. Haftaya yeni sorularla karşınızda olacağız.